Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Pure Farming 2018'in ön izleme sürümünü oynayacağız. Oyunun tam sürümü 13 Mart 2018'de çıkacak. Çok var. Yani çok erkenden tanıtılmaya başlandı. Yeni oyun olduğu için diyebiliriz ama bazı sıkıntılar var şu an. Yani daha önce oynamıştık. Temmuz değil, Ağustos'dan sonra, işte Gamescom'dan sonra demosunu herkese dağıtmışlardı yine. Eylül ayında falan 4 tane video çekmişti. Montana'yı, Kolombiya, Japonya ve İtalya'yı göstermiştim pre-alfada. Çok güzeldi grafikleri falan ama şu an bu ön izleme sürümü 16 Ocak tarihine ait. Yani bu yıl. Bir aylık bir fark var şu an. Bir ay sonra da oyun çıkacak. Yeni bir sürümü şu an yok elimizde. Geçtiğimiz günlerde işte yeni bir oynanış videosu ve ekran görüntüleri paylaşılmıştı. Buradaki grafikler vardı. Oyun ciddi anlamda, bak ciddi anlamda ilk o pre-alpha videolarında çok beğenmiştik değil mi? Şey, grafikten beğenmiştik. Oyun basitti. Yani ne beklediğimizi biliyorduk zaten. Sürüşü falan çok basit. Arcade her şeyi kaçıyor. Birkaç aşamayı düzeltseler de yine de arcade bir oyundu ama temel böyle sağlamdı. Biraz farklı ürünlerin olması, farklı araçların olması keyifliydi ama bu işte, hadi bir grafikler vardı, göz ardı ediyorduk diğerlerini. Ama ciddi anlamda bir grafik düşüşü yaşanmış. Hani böyle ciddi, gerçekten ciddi. Yansımasından gölgesine, grafik modellerinden. Yani modeller aynı kalsa bile oyun biraz daha böyle soluk mu diyeyim. Renkler değişmiş. Bu bitki örtüsünün kalitesi değişmiş. Yoğunluğu değişmiş. Ağaçların manzaranı falan değişmiş. Ön izleme sürümü tamam ama yine de bu böyle olacak. Devam edecek. Yani şu an düzeltmeler falan yapılıyordur. Muhtemelen bir sürü şey değişebilir yine. Ama daha önce gördüğünüz şekilde oyun artık olmayacak sanırım. Bunun nedeni belki optimizasyondur. Montana'yı büyütmüşler ama bir önemi yok aslında. O grafikleri düşürmeyeceklerdi. Yani şu an ilk gördüğümde falan cuma günden beri, yani o zaman gelmiş, akşam gelmişti. Oynuyorum. Daha erken gelebilirdi ama sesim iyi değildi. O yüzden şimdi daha iyi bir şekilde çekebiliriz. Serbest modda şu an ön izleme sürümünde Alman haritası var. Alman haritası çok ufak, pre-order yapanlara geliyor. 125 lira vereceksiniz, ufacık bir haritayı alacaksınız. Almanya'da bir tane tarla var. Şimdi göreceksiniz zaten. Çok saçma olmuş o da. Montana haritasını büyütmüşler. Büyük olmuş, tatmin edici olmuş, güzel olmuş. Ama dediğim gibi grafiklerin düşürülmesi falan şu an bütün her şeyi yıkıyor. Güzel, hani böyle görsem oyunu pre-alpha'da bir şey demezdim ama o grafikleri gördükten sonra burada böyle görünce haliyle insan şaşırıyor. Üzülüyor. Burada challenge'lar var. Aslında tutorial kısmı diyebiliriz buna ama burada challenge'larda farklı görevler var. İşte ya senaryo uydurmuşlar, tamam mı? Onları tüm haritalara yaymışlar. Burada sadece Almanya yok galiba, aynen. İtalya, Kolombiya'da işte bütün sütleri taşıyorsunuz kamyonla filan. İşte aşerilerden şey yapıyorsunuz, sakınıyorsunuz filan. Yangın çıkıyor ormanda güya. Kolombiya'daydı galiba, aynen. İşte hasat etmeye çalışıyorsunuz, bir anda depolamaya çalışıyorsunuz ürünleri falan, böyle böyle şeyler var. Mesela neydi bu mekanik olayında, mesela Kolombiya'da başlıyorsunuz, bütün araçlar hasarlı, tamirhaneye götürüyorsunuz, tak tak tıklayıp tamir ediyorsunuz, bu kadar. Böyle böyle şeyler, patates ekiyorsunuz şeyde, Montana'da böyle görevler var, yine hasat görevi var filan. Eklentilerde zaten ön sipariş yapana gelen şeyler var. Bunlar kıyafetleri, karakterinizin seçme yerinden böyle belirliyorsunuz, tamam mı? Burada ayarlıyorsunuz. Kıyafetler, gerçek markaların kıyafetleri ve şapkaları geliyor. Güzel ama kadın karakter yok burada, ona biraz şaşırdım, olabilirdi yani. Oyun şeylerden burada grafikler hepsi yüksekte olacak ama değişmeyecek. Hani böyle sonradan kaplamaların gelmesi ve uzaktaki manzaraların kötü olması şu an şu ön izleme sürümünden kaynaklı. Şimdi New Game deyip Almanya'da başlayacağız. Oyunun temel özelliklerini göstereceğim. Ondan sonra Montana'da bir bölüm yapacağız. Güneşli olsun. Modlama desteği var. Burada hatta işte zaten arayüz hazır ama şu an duyurulmadı ve tanıtılmadı. Olacakmış. Harita modlaması mı olabilir? Yani harita editörü olursa güzel olur. Haritalar daha da büyüyebilir, genişleyebilir. Çıkış noktası aslında biraz da o. Araç ekleme, düzenleme, boyama yapma gibi şeyler olabilir. Onları göreceğiz. Unity ile geliştirilen bir motordu, şey oyundu bu. Yani zaten tekten yapıyor ama multiplayer şu an yok. Multiplayer ilk duyurulduğunda vardı. Daha sonra bir değişim olmuş falan, yok oldu. Ortalıkta sessiz falan çıkmadı hiç. Sonra yine geçtiğimiz gün sitesi yenilendi bu oyunun. O da yok. Multiplayer de yok.
Şimdi birkaç da önemli şey var. Bu downgrade neden yapıldı grafiklerde? Bunları soracağım. Bu multiplayer olayı da ayrıca önemli. Yani güzel gidiyordu her şey. Bir anda böyle ne karar alındı da böyle bir şeyler yokuşa sürülmeye başlandı bilmiyorum. Yani oyunun grafikleri gerçekten iyiydi ilk başta. Gerçekten iyiydi yani. Herhangi bir oyuncunun hani rahatsız olmayacağı, oynamaktan keyif duyacağı yani basit şeyler olsa bile bir oyundu. Oyun grafikleriydi. Ama nedense işte bu sürümde şu an grafiklerin düştüğünü net olarak görebiliyoruz. Hani ben girdim şaşırdım. Ne oluyor lan dedim böyle. Grafikler otomatik olarak düşüğe mi alınmış falan hani öyle mi algılamış falan da değilmiş. Bayağı bildiğiniz şu an yüksek ayarlarda. Zaten fark edeceksiniz ama Simülasyon Park'ta bunun konusu var zaten. Ana konusu var. Ben orada karşılaştırmasını falan yaptım. Onu gören zaten şok geçirir. Şu an Almanya'dayız. Almanya haritası böyle. Ekipmanlarımız burada. Almanya haritasını şöyle baktığımızda görüyorsunuz bir tane tarla var. İşte tavuk, tavşan kafesleri falan var. Koyun, inek alanları var. Marketler falan var ama bazıları çalışmıyor şu an. Yakıt istasyonu falan var. Yıkama alanı falan var. Lojistik merkezden satıyorsun işte ürünleri. Süt satma yeri var. Sanırım aynen oraya satıyorsunuz. Ondan sonra depolama alanları falan var. Harita çok küçük ya Almanya haritası. Hani gerçekten çok küçük. Diğer haritalar bile daha büyük. İtalya mesela. Japonya. Almanya haritası daha önce gösterilmedi. Sadece zaten serbest modda bu var. O da garip. Montana olsa daha iyi olurmuş. Çünkü diğer challenge'ları açarsanız haritada dolaşabiliyorsunuz ama başka bir şey yapamıyorsunuz. Böyle yani bu. Tabletimiz burada zaten. Burada bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Ne var ne yok. Malınız, mülkünüz, gelirlerini falan görebiliyorsunuz. Çalışanlar falan. İşçi sistemi şöyle yürüyor. Traktöre gidiyorsunuz ya tarlaya. Farming Simulator'da olduğu gibi. C'ye basıyorsunuz. Adam devam ediyor yoluna. Başka bir şey yok yani. Burada mağazada işte direkt buradan şey alabilirsiniz, satabilirsiniz mallarınızı. İşte kanal alabilirsin veya işte gübre alabilirsin ya da satabilirsiniz normal biberleri, domatesleri falan. Burada tavuklar, inekler, domuzlar, tavşanlar ve koyunlar var. Bunlar güzel bir şey. Bunları inşa ettikten sonra arıları falan şey oluyor. Bunlar ufakları da oluyor. Şey, ineğin buzağısı, koyunun kuzusu oluyor falan. Tavşanlar ufak ufak oluyorlar. Civcivler geliyor işte tavukların yerine falan böyle. Güzel şeyler var. Burada zaten borsa fiyatlarını görebiliyorsunuz burada. Bankadan da kredi çekebiliyorsunuz. Oyuncu durumu. Kim ne kadar malınız var burada görüyorsunuz. Araçları kurtarmak istediğinizde de buraya da geliyorsunuz. Şimdi traktörler burada. Zaten lisanslı markalar vardı. Güzel. Amerika'da Zetor kullanıyorsunuz. Landini kullanıyorsunuz. Biraz garip ama yapacak bir şey yok. Böyle işte. Bunlara takılmayın. Size söyleyeyim. Bu markalar böyle bir şey değil. Asıl mesele o değil. Tamam mı? Yani asıl mesele o değil. En nihayetinde oynuyorsunuz ama GCB zaten burada. GCB ön sipariş verenlere geliyor bu kepçe. Daha sonra eklenir herhalde bir şekilde. Traktörler de var JCB'nin. Böyle görüyorsunuz. Bahçe traktörü falan paleti traktörler. Kokpit kamerasındaki şey zaten açı artırılmış. Güzel olmuş. İçeride öyle böyle. Hani yine çok ciddi böyle modeller tanıdığınız şeyler yok. Ama yine de oynayabiliyorsunuz işte bu kahve makineleri falan. Üzüm, zeytin toplama makineleri. Çeltik asadığı için. Çeltik ekimi için. Neydi o? Nerede o? Ha, yok bu değil ya. Bir dakika. Çeltik ekimi için sanırım o şeydi. Kültüvasyon sistemi bu şeyler var. İbzeller falan burada zaten. Ondan sonra homeworklarımız burada. İhtiyacı olan ne varsa bir çiftlikte, bir çiftçilik simülasyonunda ne varsa burada zaten var oyunda. Wilton lisansı falan var. Polonyalı Dorsey firması işte. Taşımacılıkta Mitsubishi L200 lisans var. Şu an zaten bulunmakta çiftlikte. DAF damperli kamyonu, kapalı kamyonu, çekicisi var. Ondan sonra bu hayvancılıkla ilgili, ot işleriyle ilgili bir sürü ekipmanımız var burada. Yeni gördüğümüz modeller falan da var. İşte ön yükleyiciler, kovaları, şeyleri, kepçeleri, ağırlıkları falan. Makineyi buradan satabiliyoruz zaten. Drone'umuz var. Drone'a geçtiğimizde böyle yükseldi oradan. Başladı. Tam tepeye gelince böyle dolaşabiliyorsunuz. Bu da güzel. Büyük haritada yani Montana gibi haritalarda böyle tarlanın durumunu falan bakabiliyorsunuz. Etraftaki duruma. Boş özellikle. Güzel yani ben sevdim. Mesela buradan direkt bu tarlayı alabiliriz. Aldık. Y'ye basıp böyle durumunu görüyorsunuz. Ne kadar kültüve edilmiş, ne kadar gübre atılmış filan. İlaçlanmış, sulanmış filan. Mesela size şöyle bu inek ağırı bak şimdi. Bak. Bak inşa ediliyor böyle. Böyle yukarıdan biz alabilirim için içeri tamam mı?
Böyle inşa kısmı bu. Upgrade edebilirsiniz. Ondan sonra işte katı gübre, sıvı gübre şeyleri falan. Burada da ne vardı? Burası da koyun olması lazım ama çıkmadı şeyleri. Burada tavuk kümesleri falan var. İşte tavşan. Kapatalım. Kendi kendine gelecek oraya. Harika özellikleri. Şimdi L200'e binip tavşan ve kümesleri şey yapalım. Ama isterseniz birkaç tane traktör alayım ben size. Ya göstereceğim de ben bu şeyden sonra bayağı bir üzüldüm. O yüzden ciddiyetini yitirdi benim için biraz oyun. Bir de bu biçer dördeki bu açma işte pulluklar dahil buna traktör kullanırken. Pre-alfada çok basitti böyle. Hemen pat diye çalıştırınca dalıyordunuz. İndirme falan kaldırma şeyleri yoktu. Onu getirmişim mesela, göstereyim onu. Bu videoda hani hızlı hızlı her şeyi göstereceğim. Ondan sonra devam edeceğim diğer bir şeyleri göstermeye. Oynamaya. Mesela bak. Şöyle bir şey var. Ön yükleyici de dahil mi? Capture'lar falan. Kontrolüm. Normalde fareyle ya. Fareyle ama. Şimdi X'e bastığınızda bak fareyi böyle hiçbir şeye tıklamadan böyle sola kaydırıyorsunuz, sağa kaydırıyorsunuz. Böyle güzel olmuş. Farklı da bir özellik. Ya oyunun temeli çok iyi, güzel. Geliştirebilir şeyler ve gelişecekler. Güncelleme falan gelecek. Bir sürü planları varmış. Hatta ormancılıkla ilgili planları da var. Genişleme paketi olabilirmiş. Zaten hani büyük bir firma, para kazanmak için her şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Yeter ki içerik olsun ama bu haritaların boyutları çok küçük. Tek sıkıntı şu, grafikten biraz hani daha iyi olması gerekiyor aslında. Ya şöyle bakınca şimdi videoda siz güzel göreceksiniz ama öyle değil. Ben hani ilk sürümü gördüm, bunu gördüm, tam ekranda oynuyorum, her şeyi net görüyorum. Öyle değil yani. Ama işte oluyor böyle önünüzde ön sürümde şeyler, düşmeler. Yani nasıl diyeyim? Oynayan bilir mi diyeyim onu, neyse. Şimdi Q ile zaten balya olayını açabiliyormuşuz. R ile biçer dövre açtık. Makine ayrı olarak çalışıyor orada. Z ile aşağıya indiriyorsunuz. F ile de işte çalıştırıyorsunuz makineyi. Hani böyle bir olay oldu. İnince zaten otomatik olarak kapanıyor. Zetor burada. Zetorumuz burada. Şöyle göstereyim. Her traktörde, her araçta nedense bu şu lanet olsa tablet var. Tablet ekranı var. Hangi şey bunu düşündü de koydu bilmiyorum yani. Tamam hani olabilir ama yani. Olabilir evet, yani her yerden ulaşıyorsunuz, gerçekçilik gibi bir şey düşünmüş ama ne diyeyim, neyse. Gösterge ışıkları yanmıyor, F2 ile de açsanız filan far ışıklandırma şeyleri. Kokpit kamerası zaten rahat oldu da şey, hani bu kontrolle filan yok zaten, interaktif kontrol. Yani işte çok ayrıntılı bir şey beklemiyor zaten, gösterge ibreleri filan hareketli de. Bu kadar yani, sürüşü çok derece görüyorsun, bak bu kadar dönüyor. Bu biraz rahatsız edici giderken yolda, hızlı giderken hassas değil. Direksiyon hassasiyeti yüksek değil. Bu şu an sürüşteki tek sıkıntı. Oyunu biraz ciddiyetini düşüren, çok arcade olmasını sağlayan bir olay. Ama normalde biliyorsunuz oyunda, daha önce de söylemişim Pre-Alpha'da şeyde, videolarda oyundaki arazi olayı engebeli böyle. Bir yerlerde bir yükseklik değişiyor bak. Zaten bunu giderken yolda görüyorsunuz. Yani güzel. Diğer haritalar da öyle. Lastik zaten eklenmişti. Yeni bir şey sürümde artık var. Güzel ya. Aslında süspansiyon falan böyle aracını sağlaması da güzel. Kamyonu kullandım. O da iyiydi yani ama dediğim gibi bu sürüşün biraz daha hassas olması lazım. Evimiz burada. Mitsubishi L200. Kokpit böyle. Güzel. Evet, tavşan kafesini alalım. Lan burada indim. Ya oyun hızlı. Pat diğer şeyi alıyorsunuz, kuruyorsunuz yani. Ama tavşan da olması güzel. Yapılar temelde hani bazı şeyler biliyorsun, Farm Expert'e benziyordu. Şimdi Iğla direkt hayvan alacağız. Yaş durumu var zaten. Bunların da ayrıca işte de şey gelenler, inekleri mesela çok yaşlı olanlarını kesime gönderiyorsunuz. Butcher falan var orada, kasap var. Öyle bir olay da var. Ya oynadıkça görebileceğiniz böyle güzel şeyler var. Özellikler var zaten oyunda. O yüzden bekledik biz oyunu çok. Benim grafiklerim bu kadar düşük olduğunu görünce
Şu an trafikte nedense sadece bu araç dolaşıyor ve bir tane ufak böyle yıkama aracı mı ne diyeyim o dolaşıyor. Bu da çiftliğin ortasından geçiyor. İlk gördüğümde korktum yani o derece. Çiftliğin ortasından geçilir mi ya? Bu depolama yeri ya. Onu gösteriyor bize. Zaten kasaya bir şeyler yükleyebiliyorsunuz. Yani seradan işte domates alabiliyorsunuz. Misuşla 200'ün arkasına koyabiliyorsunuz. Bunu da alalım. Şimdi bak çiftçileri görün. Bak şimdi. Yani Almanya köy yapmışlar ama yani köyün de ufacık bir şeyini yapmışlar, soktanı yapmışlar sadece. Zamanı hızlandırabiliyorsunuz, 5'e kadar atabiliyorsunuz. KVL ile oluyor. Civcivler. Ama sesler tabi şey değil. Evet. Sesler ona göre olması lazım aslında da. Neyse. Ama garip böyle değil mi? Yani şaşırıyor insan. Böyle de bak yatması işte çok hızlı dönünce. Bu da lojistik merkezine mal satıyorsunuz. Mağazalar falan. Bazı şeyler aktif değil burada yani onu söyleyeyim. Oto yıkama falan da aktif değil. Burada yok galiba. Ya da karşıda mı vardı? Ya bunlar hep aktif olacak. Buralar mal satacağız. Mesela işte İtalya'da veya Montana'da otellere başka şeyler satıyorsun. Meyveler, sebzeler satıyorsun diyelim. Öyle bir yapı var oyunda. Montana haritası güzel ama işte bu grafiklerin düşürmesinden sonra biraz kötü olmuş. Kötü görünüyor. Uzaktaki mesafeler böyle çizimler falan oluyor ya böyle. Tarlanın görünümleri şu 30 gösteriyor sana arazi falan böyle çok saçma oluyor. O yüzden o biraz sıkıntı oldu benim için. Yine kalalım. Bir de upgrade kısmını göstereyim size. Seralar burada. Seraları direkt zaten aldığınızda yani alayım şurada. Önce şurada geçeyim. Araçlar hasar aldığında motor sanırım ne vardı bir dakika. Şöyle bakalım. F ile açıyorsunuz. Ay sürüş sistemi işte bu motor ve tekerlekli ayrı olarak onarabiliyorsunuz. Böyle bir olay var. Atölyede. Bir de burada sera alabiliyorsunuz. Şimdi alırken tabi seçiyorsunuz. Biber yapalım. Biber olsun. İşte inşa ediliyor ve oraya geliyor. Bunu sularsınız, şey yaparsınız, gübrelersiniz. Olay devam eder. Sürer yani öyle. Biz şeyimize geçelim. Arabaya geçelim. Diğer koyunları falan alalım. Tarla sürme efektleri falan da çok basit. Yani onları göstereceğim. O da yemiş elinin herhalde aynen. Şimdi mesela ığla direkt alıyoruz hayvanları. Buzağlar geldi güzel ya. Bunları ilk defa böyle farklı yaştaki hayvanları görmek hoş oluyor. Ama işte düzenli olarak başladığınızda sırasıyla onu alacaksınız, bunu alacaksınız. Belli bir bütçeyle. İnek sağ makinesi falan da var. İşte gübrelerini falan bakacaksınız ama şunu genel olarak söyleyeyim. Oyundaki iş süreçleri kısa. Çok hızlı. Güzel farklı şeyler olsa da çok hızlı yürüyor. Ya bu işte oyunun yapısından kaynaklı ama yine de alternatif bir oyun arkadaşlar. Yani bunu çok basit olarak görmüyorum da yani basit bir oyun olsa da alternatif bir oyun bu. Yani sonuçta yeni bir oyun gerekiyordu. Diğerlerine göre yani bir sürü oyun çıkıyor ama işte kötü oluyor. Grafiği şöyle oluyor. Şusu böyle oluyor. Modeller çok saçma sapan oluyor. Oyun arayüzü çok saçma sapan oluyor. O zaman zaten olmuyor yani. Kuzular geldi. O yüzden Farming Simulator alternatif yeni bir grafik, yeni bir oynanış getiriyor ve alışık... Sonuçta şöyle bir şey var. Yıllardır aynı oyunu oynuyorsunuz. Başka da çıksa da. Aynı özellikleri başka bir oyunda da görmek istiyorsunuz. Alışıyorsunuz ya ona. Hep aynı oyun, hep aynı oyun. Hep onun özellikleri aklınızda var. Hep oyun nasıl yaptıysa öyle biliyorsunuz. Ama alternatifler gelmeye başlayınca o iş değişiyor. Getty'li örnek ver, başka bir oyunu örnek ver filan. Bir de şu var.
Bir de böyle oyunlardan beklentimiz aslında şu oluyor. Şimdi var olan oyundaki bazı temel özellikler iyi ise ya ona eşit olacak ya da ondan iyi olacak. Yani sürüş örnek olarak buna gösterebilirim. Yoksa işte üzücü oluyor yani. Adamlar oyunu alıp oynamak istiyor ama. Şimdi sürüşte ben niye böyle bir sıkıntı yaşayayım? Yavaşlayıp dönmem gerekecek. Korkuluk falan var da. Haritayı gösterirken başta birkaç iğneyle işte fotoğraf çekeyim böyle at iğnesi böyle sanki çok büyük bir harita geliyormuş gibi göstermişler. Orada biraz kötü olmuş. Şimdi diğer haritaya geçelim. Şimdi burada bence DAF'la bir nakliye yapalım. Evet, Montana'ya geldik. Alfa videosunda evimiz vardı zaten biliyordu görmüştük şaşırmıştık. İşte beğenmiştik ama evi kısaltmışlar hani yukarı falan çıkamıyoruz artık. Böyle ufak bir yerde başlıyoruz sadece. Burada traktörler burada landini falan ortam böyle yani çok Montana falan biraz keyifli değil mi o videoda biraz dolaşmıştık etraf falan bakılmıştır baya çok dar bir alanda oynamıştık kısa bir alanda oynamış ama yani yine de hoşumuza gitmişti. Şimdi böyle görünce ben pat diye çok şaşırdım. Biraz daha oyun soluk duyuyor. Landini bir binelim. Şu römorku bağlayalım. İsterseniz landini isterseniz de sanırım şey ne olabiliyor. Yukarı zaten yüzdesini gösteriyor işin. Evet. Landing değil ya, McCormick ya pardon. Kirlenme efektleri zaten var. Ve işte yeni şeyler görünce hoşunuza gidiyor. Tabi bu direkt döküldüğünde doluyor ya. Yani eşit olarak doluyor. Bir kısmı nerede dökersen öyle bir o yığın oluşup etrafı yayılmıyor. Yük binince tabi biraz değişiyor şeyi. O etki var yani. Şimdi böyle sol tarafa baktığınızda ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Yani sadece işte hadi Pure Farming gelmiş hadi oynayalım işte traktör yolda gidiyor falan sürüyor diye bir şey yapamayız. O yüzden hani gerçekleri görün yani ne oynayacağınızı ne alacağınızı bilin. Ondan sonra pişman olmayın. Çünkü şimdi alfada öyle görüyorsun, öneriyorsun oyunu, güzel beğeniyorsun. İnsanlar öyle görüyor. Sonra böyle bir şey geliyor. Yani grafikler düşürülmüş. Ya tek neden işte optimizasyon çözülebilir belki. Belki zamana ihtiyaç vardı ama yapacak bir şeyleri yoktu. Ya da işte şey de var. Daha fazla kişiye ulaşma imkanı da var. Para kazanacaksınız sonuçta. Bir oyun yapıyorsunuz, para yatırıyorsunuz. Hep bu nedenlerden ötürü zaten gidiyor. Büyük firmaların girmesi bir yandan iyi ama bir yandan da kötü oluyor işte gördüğünüz gibi. Risk almıyorlar galiba bazı konularda. Ama yine de bir yeni bir şey getirecek yani oyun. O yüzden sıkıntı yok. Bu depolama yeri olması lazım. Evet. Bizim malımız. Tab tuşuyla zaten şey oluyor böyle bir ekran açılıyor. Q ve E ile traktör, kamyon gibi şeyleri değiştiriyorsun bir içeride ve falan. Şu an tabii olmadığı için challenge'dayız. Enter'a bastığınızda ona geçiyorsunuz. DAF'a geldik. DAF'ın kabini böyle hoş ya. Lisans falan da olunca. İkilenci falan da çok hoş oluyor yani. Bunu söyleyeyim yani. Park'taki konuya ben fotoğraf atmıştım. Sürüş falan da iyi de işte iyi de ama işte bu çok hızlı dönüyor ya. Direksiyon. O biraz anam. Ay. Vallahi yere döktük ya. Bir yerde yok.
16 ton alıyormuş. İşte kamyonları fabrikalara falan koyuyorsunuz. Öyle videoda göstermişlerdi. Taşıyorsunuz bunları işte hep. Hızlı gidiyor ya, traktör çok yavaş gidiyor. O yüzden kamyonla çekici veya işte bir ton dorsi alıp onları taşımak daha mantıklı arkadaşlar. Harita da büyük yani. Şöyle göstermedim 10 taneyi. Harita tatmin eder ya, büyük yani. 42 tane arazi var demişlerdi. Evet öyle. Ama tabii ben baktım ya, baktım o kadar var yani. Bir sürü alan var bak, çok nokta var görüyorsunuz işe yarayan. Etrafta da böyle biraz daha iyi ya Farming Simulator'ın haritalarına göre tasarım. Herhalde diğer şekilde grafikler düşürmeden önce görseydim daha çok beğenirdim. Şu an bak düz bir şey görüyorsunuz önünde. Çok saçma değil mi ya? Umarım düzelir ya bazı şeyler. Takıntılı oluyorum yoksa. Tabii hız düşüyor. Şöyle çıkalım mı ya? Umarım nehir yoktur. Of. Nehir var, nehir var. Köprüden geçmek lazım. Daha nehirle gittik ya. Yeni bir oyunda işte büyük firma falan diyoruz da çift kişilik için önemli şey işte bu daha sulu şeylerin olması ya da işte toprak dokusunun gerçekçi olması, dinamik olması. Yok ama Japonya'da çeltik tarım var biliyorsunuz. Çeltik ekerken suyun içinde ekiyorsunuz. O da güzel olmuş. Bunu ayrı olarak göstereceğim. Ama tabi Trakya'daki gibi bir olay yok orada. Hem oradaki olaylar farklı biraz. Hem de işte kullanılan ekipman falan farklı. Yani çamur olmuyor. Bu kadar. Ya haritadaki şu olay hoşuma gitti. Her yerde bir şey var. Dağıtılmış. Tabi yani rakip işçiler falan yok ama yani biraz daha böyle canlı bir ortam yaratılmaya çalışılmış. Büyük binalar işte böyle sanki gerçek bir depoymuş gibi görünüyor. Yeni bir şey gördüğümüz için öyle söylüyoruz. İyi oluyor bu. Duraklar falan da var yollarda ama otobüs yok tabi. Hadi otobüs getirin, otobüse binelim. Farmer DNS'de durakları tabi ışınlanma için kullanmışlardı ama. Bak şimdi. Bu lojistik merkeziydi. Buraya farklı ürünleri koyabiliyoruz da sanırım şey koyamıyoruz aynen. Bizimki boşalmıyor. Zetor'un firması varmış burada. Binası varmış. Ha, biz orayı boşaltacağız ya. Fabrikaya. Ya bu kenar yumuşatmalar böyle keskinlik falan pek hoş durmuyor. Şurası da oto yıkama açılıyor ama şu an çalışmıyor. Ne zaman çalışırsa o zaman görürsünüz zaten. Bu burası patates fabrikasıymış ya. Ayda. Nerelere geldik biz ya? Biz neredeyiz ya? Ha, buraya gideceğiz ya, tamam. Bir de şunu söyleyeyim, aynalar çalışmıyor, evet. Bu da işte sormak istediğim şeylerden birisi zaten. Montana değirmenine gidelim bakalım. Böyle evler var, Amerikan evleri tipik. Restoran da var. Normal dinlenme yerleri var. Ama tabi işte etrafta insanlar var, şehir merkezinde falan dolaşıyor da buralarda pek yok. Bu ne ya, ağaç? Bunlar ne ya? Şey mi? Ne? Elma. Tamam. Ya yani böyle şeyler de var ama tabi şeye göre değişiyor bunlar. Haritaya göre. Güzel yani, elma işte ekiyorsunuz filan, suluyorsunuz filan. E'ye bastığınızda satarken sağda bir beyaz ekran problemi var. Burada bize ne gösteriyor? Niye böyle oldu? Sanırım ilerlemeyi mi gösteriyor? Bu arada ana abim ekrana şey sıçramış ya. Beyaz oldu ya, dikkatim çekti şimdi. Sileyim. Mısırı sat. Mısır diyorum ya, ne mısır ya. Nereden mısır çıktı böyle ya?
Cat Land çıkıyor ondandır. Şimdi DAF'la sattık malımızı, dönüyoruz. Haritayı gösterdim, Almanya'yı gösterdim, hani özellikle gördüğünüz aşağı yukarı. Bundan sonraki videolarda böyle sırasıyla devam edeceğiz ama challenge'ları pek yapasım yok, onu söyleyeyim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Almanya'da belki bir şeyler süreriz. Yani görmek istiyorum ama işte bir şeyler engelli ve şu takıntı oldu bende artık. Oyunların erken gelmesinin bir önemi yok artık. Daha da beter durumda geliyor oyunlar. Tamam, erkenden geliyor, güzel. Aa güzel, sevinelim ama yani bu başta biraz iyiydi, tamam mı? İyiydi ama sonra seviye iyice düşmeye başladı. Birkaç oyun var böyle hani geldiğinde erken mutlu oldum, hani böyle video çekerken o güzel olan oyun. Başka yok yani. Birkaç tane oyun var öyle sadece. Bu dahil değil mesela şu an. Çünkü şimdi oyun 13 Mart'ta çıkacak. Bir iki hafta önce gelmesi normal. Tamam. Hadi diyelim bitti. Bu şu an zaten bitmiş durumda aslında. Hatalar falan var, düzeltiliyordur ama şu an sürüm zaten farklı. Ama şu var. Yani çok erken gönderilmesi, ön izleme sürümü olması ya, yanlış bir izlenim oluşuyor, tamam mı? Bir insanlar farklı bakıyor sonra oyuna. Sonra sen burada konuşuyorsun, böyle diyorsun, böyle şöyle diyorsun. Oyun çıkıyor, bir şeyler değişiyor ya da değişmiyor. Bir karmaşa oluyor, tamam mı? Yani bu gerçekten öyle. Yani ne diyeyim bilmiyorum hiç. Bu sürecin iyi yönetilmesi lazım. Hani sırf hani satacağız, para hemen tanıtalım, para kazanalım. Bir şeyler, YouTube'lar çeksinler oyunu. Bir sürü video olsun Google'da, YouTube'da. Millet hep bizi görsün filan. Bu biraz ters tepiyor yani, nedense bilmiyorum. Biz de aynı şeyi okuduk. Onlar da aynı işi yapıyor ama garip işte. Demek ki ben olsam herhalde neler olur. Zaten o yüzden biraz takıntılı oluyor ya. Yani bir şeyler ters gidiyor. Gerçekten mantıklı değil yani. Öyle bir yani pazarlama, bilmiyorum. Yanlış oluyor. Çünkü bir şeyler sıkıntılı olunca öyle tanıtsan da bir önemi kalmıyor ki. Adamlar salak değil yani. Salak değilsiniz yani. Kendi salak yerinize koymayın. Onu söyleyeyim. Bir para verip oyun alacaksınız. Evet, Pure Farming 2018 böyle. Şu an istasyonda mola verdik. Çay içeceğiz. Ya da kahve içelim ya. Aynen. Gas station. Büyük bir harita. Bir sürü farklı harita. Bir güzel bir temel kurdular. Buradan yürüyecekler. Bu belli zaten. Alternatif oyunların olması her zaman önemli. Hani şey, ufkunuz genişliyor, tamam mı, oynarken? Farklı düşmeye başlıyorsunuz. Ya bu böyle değilmiş, böyle olabilmiş, birisi böyle yapıyor, şöyle yapıyor derken değişiyor şey. Yani oyunu, bir sürü oyun çıkıyor. Kimisine diyoruz yani, sen işte şunu şunu oynamadıysan zaten, yani bunları beklemiyorsan bir oyundan ya da bunu bekliyorsan alma. İşte değişiyor olaylar. Ama bu herkesin oynayabileceği bir oyun. Yeni bir şey arıyorsanız zaten hani alabilirsiniz. Hani bakmayın, bazı kötü yanlardan bahsettim ama çünkü bahsedilmesi gerekiyordu. Bahsettim ben, ne yapayım. Her neyse, yani olay böyle. Yani çok şey değil yani bu oyunun çıkmasına biz... Hop, ne oluyor dedim lan, yıkılıyor bir şeyler. Ya oyunun çıkmasına, teknolojinin geliştirmesine, bunları satmasına falan hani bayağı mutlu olduk yani. Yeni bir şey, bir serinin doğması iyi. Sizin açınızdan, çünkü daha iyi özellikler gelecek her oyunda. Bir rekabet ortamı oluşacak. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Yorumları bekliyorum zaten. Ona göre zaten ikinci videoda devam ederiz. Yine bu oyunla ilgili gelişme zaten sitede falan haber olarak görürsünüz ama Simülasyon Park'ta bunun konusu var. Bir şeyler gördükçe, bir şeyler işte öğrendikçe oyunda oraya yazıyoruz. Orada takip etseniz daha iyi olur. Onu söyleyeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.